Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kar zarar problemleriyle birlikteyiz. Şimdi burada bazı kavramlar var arkadaşlar, bu kavramlara bir göz atalım. Maliyet fiyatı eşittir alış fiyatı artı masraflar. Yani bir ürün alıyorsunuz arkadaşlar, o ürünün fiyatı var, bir de size ulaşana kadar bazı masrafların, ne bileyim, kargo masrafı olabilir mesela. Kârlı satış fiyatı, maliyet fiyatı artı kâr miktarı. Bir ürün alıyorsunuz arkadaşlar, o ürünün üstüne bir kâr payı koyup satıyorsunuz. Buna ne oluyor? Kârlı satış fiyatı oluyor arkadaşlar. Zararına satış fiyatı, maliyet fiyatı eksi zarar miktarı. Mesela arkadaşlar 20 liraya bir ürün aldınız diyelim. Maliyeti 20 TL ve 15 TL'ye satıyorsunuz. Sizin zararına satış fiyatınız nedir? 5 TL olacaktır. Alış satış arasında masraftan söz edilmemişse maliyet fiyatı ile alış fiyatı aynı kabul edilir. Yani herhangi bir masraf yoksa arkadaşlar, maliyet fiyatı ile alış fiyatı aynı şey demektir. Aksi söylenmedikçe kar ve zarar alış fiyatı üzerinden hesaplanır. En önemlisi bu arkadaşlar. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi söylenmedikçe kar ve zarar maliyet fiyatı üzerinden belirlenir. Yani kritik noktamız bu. Yani soruda ne yapmanız lazım arkadaşlar? Maliyet fiyatını belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle maliyet fiyatını belirleyeceksiniz. Çünkü kar zarar bunun üzerinden hesaplanacak. A'lıya mal olan bir malın %x karla satış fiyatı A çarpı 100 artı x bölü 100 ile %x zararına satış fiyatı A çarpı 100 eksi x bölü 100 ile bulunur. Şimdi arkadaşlar, geçenki videomuzda ne demiştik? %x fazlası ya da %x eksi, yani kar zarar aynı demek. %x kar dedi, %x fazlası. Yani bunu nasıl hesaplayabiliriz? 20 TL'lik bir ürünü 30 TL, yani %30 karla diyelim arkadaşlar. %30 karla satıyorsan direkt bunun %130'unu hesaplamam yeterli. %x zararla, mesela diyelim arkadaşlar 20 TL'lik bir ürünü %10 zararla diyorsa arkadaşlar, %10 zararına 90 bölü 100'ünü hesaplamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi kritik nokta ne dedik? Tekrar söyleyelim, hatırlatalım. Maliyet fiyatı arkadaşlar. Öncelikle maliyet fiyatını belirlememiz gerekiyor. Şimdi örneklerle devam edelim arkadaşlar. Evet, örnek 6. Bir malın alış fiyatı x TL, %30 karla satış fiyatı y TL'dir. X ile y arasında y eşittir 2x eksi 28 bağıntısı bulunduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar, şöyle diyelim, alış fiyatımız neymiş? X TL'ymiş. Alış fiyatı, yani maliyet, x TL. Diyor ki %30 karla, yani %30 fazlasına, x'in %30 fazlası nedir arkadaşlar? 130 bölü 100'ü y TL, yani satış fiyatına eşitmiş arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak ne olacaktır? 13x eşittir 10y olacaktır arkadaşlar. X'i yalnız bırakalım. X eşittir 10y bölü ne olacaktır arkadaşlar? 13 olacaktır. Şimdi bizden x'i istiyor. O halde arkadaşlar, burada x'i değil, neyi yalnız bırakalım? Y'yi yalnız bırakalım. O halde y neye eşittir? Y eşittir 13x bölü 10'a eşittir. Verilen bağıntı da arkadaşlar, y gördüğüm yere 13x bölü 10 yazarsam 13x bölü 10 eşittir 2x eksi 28. İçler dışlar çarpma, 13x eşittir 20x eksi 280. 280'i bu tarafa 13x'i karşıya alalım. 7x eşittir 280. X buradan ne gelecektir arkadaşlar? 40 gelecektir. Evet, sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Uygulama 3. Aras Bey x liraya aldığı malı %15 karla, y liraya aldığı malı %20 zararla satmıştır. Aras Bey bu iki malın satışından kar ettiğine göre x ile y arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, şunu biliyoruz. Kar nedir? Zarardan büyüktür arkadaşlar. O halde x liralık malı %15 karla, y liralık malı da %20 zararlı. O zaman x'in %15'i nedir arkadaşlar? Y'nin %20'sinden büyük olacaktır. Evet, y'nin %20'si. Şöyle bunları silelim arkadaşlar. Ne geldi? 15x büyüktür
20y. Her tarafı 5'e bölersek arkadaşlar 3x büyüktür 4y olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet, sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Uygulama 4. Belirli bir bölgede ev ve arsa alım satım işlemi yapan Ali Bey'in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda verilmiştir. Ali Bey 450 bin TL'ye aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamıyla bir arsa almış ve sonra bu arsayı da satmıştır. Buna göre Ali Bey'in arsa satışından elde ettiği kar kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar tabloyu inceleyecek olursanız bakıyorum 1 metrekarelik ev 3000 lira, alış fiyatı satış fiyatı 3200 TL. Ne var arkadaşlar burada? 200 TL kar var. Burada ne var arkadaşlar? Arsa için 5000 TL kar söz konusu. Şimdi şöyle diyebilir miyiz o halde? 3000 TL'ye aldığınız evden 200 TL kar elde ediyorsanız 450 bin TL'ye aldığınız evden ne kadar kar yaparsınız? Çapraz çarpım yapalım arkadaşlar. Soru işareti buradan 450 bin çarpı 200 bölü 3000. Evet, sıfırları sadeleştirelim arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? 30 bin gelecektir. Ana para ne oldu o zaman arkadaşlar? Ana para evi sattık arkadaşlar. 30 bin lira kar ettik. 480 bin TL oldu arkadaşlar. Ana paramız 480 bin TL oldu. Şimdi arsaya bakacak olursanız 20 bin TL'lik arsada ne yapıyor arkadaşlar? 5000 TL kar elde ediyor. 20 binde 5000 kar varsa arkadaşlar 480 binde ne kadar kar ederiz? Buna bakalım arkadaşlar. İçler dışlar soru işareti eşittir 480 bin çarpı 5000 bölü 20 bin. Evet, sıfırları silelim arkadaşlar. 2'ye bölersek ne olacak arkadaşlar? Buradan 120 bin olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Uygulama 5. Bir manav tezgahındaki elmaların satış fiyatını aşağıdaki biçimde belirlemiştir. Aynı apartmanın farklı dairelerinde oturan ve bu manava birlikte elma almaya gelen Ayşe, Fatma ve Hatice Hanım sırasıyla 2, 3 ve 4 kilogram elma alacaklardır. Üçü ayrı ayrı almak yerine hepsinin alacağı elmayı sadece biri alırsa yapacakları bu alışverişte toplam kaç TL kar ederler diyor. Arkadaşlar şimdi tabloya bakacak olursak 1 ya da 2 kilogram alırsanız 4 TL üzerinden kilogramı. 3, 4, 5 kilograma kadar 3 TL'den 5 kilogramın üstünde 2,5 TL'den. Şimdi arkadaşlar diyelim ki öncelikle ayrı ayrı onu hesaplayalım. Ayrı alsınlar arkadaşlar. Birincisi 2 kilogram elma alıyor arkadaşlar. 2 kilogramı kaç TL'den alacak? 4 TL'den 8 TL ödeyecek. İkincisine bakalım. 3 kilogram alıyor arkadaşlar. Kilogramı nedir? 3 kilogram olduğu zaman 3 TL'den alıyor. Bu da nedir? 9 TL öder. Üçüncüsüne bakarsak arkadaşlar 4 kilogramı da yine neden? 3 TL'den alıyor arkadaşlar. 4 çarpı 3'ten bu da nedir? 12 TL yapacaktır arkadaşlar. Toplarsak burayı toplamda 29 TL öderler ayrı ayrı. Peki bir kişi alsa arkadaşlar, bir kişi alsa, şimdi bakalım birlikte diyelim, hatta birlikte diyelim. Birlikte alırlarsa arkadaşlar toplam kaç kilogram elma alacaklar? 2 artı 3 artı 4'ten 9 kilogram elma alacaklar. 9 kilogram elma olduğu için 5 kilogramdan fazlasını 2,5 TL'den veriyor. O halde 9 çarpı 2,5 TL'den arkadaşlar ne yapacak? 22,5 TL ödeyecekler. Aradaki farkı soruyor bize. Bakalım 29 eksi 22,5'dan nedir? 6,5 TL fark var. Yani ayrı ayrı yerine birlikte alırlarsa 6,5 TL ne oluyor arkadaşlar? Kârda olacaklardır. Evet. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. YGS 2016. Bir meyve suyu fabrikasında üretilen portakal suyu 1 litrelik cam şişelere veya 1,5 litrelik karton kutulara konulmaktadır. Bu fabrikaya bir şişe portakal suyunun maliyeti 2,5 TL, bir kutu portakal suyunun maliyeti 2,7 TL olmaktadır. Bu fabrikaya bir şişenin maliyeti bir kutunun maliyetinden 0,6 TL fazladır. Buna göre bir şişenin maliyeti kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Şuraya bakacak olursanız bir şişenin maliyeti bir kutunun maliyetinden 0,6 TL
fazladır diyor. O zaman boş şişe XTL olsun. Boş şişe XTL olsun. O zaman boş kutu ne olur arkadaşlar? Boş kutu da x eksi 0,6 TL yapacak. Şimdi ne diyor? Bir şişe portakal suyunun maliyeti 2,5 TL. Şimdi şişenin maliyetini biliyoruz ama içindeki sıvının maliyetini bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle diyelim. Şişenin maliyeti artı 1 litre nedir? Portakal suyu. Neymiş arkadaşlar? 2,5 TL'ymiş. Ne, ikincisine bakacak olursak arkadaşlar ne diyor? Bir kutu portakal suyunun maliyeti 2,7 TL. O zaman x eksi 0,6 kutunun maliyeti artı 1,5 litre eşittir 2,7 TL yapıyormuş. Şimdi arkadaşlar bu denklemi taraf tarafa çözelim. Ne yapalım arkadaşlar? Şu L'leri yok etmek için burayı 3 ile genişletelim. Burayı ne yapalım arkadaşlar? 2 ile genişletelim ama eksi 2 ile genişletelim. Şimdi ne olacak? 3x'ten 2x çıkarttım. X kaldı arkadaşlar. L'ler gidecek. Şimdi aşağıda yukarıda ne var? 3 çarpı 2,5'tan şurası 7,5. Şurayı da çarpalım arkadaşlar. Burası 1,2 yapacak. Eşittir. 7,5 3 çarpı 2,5'tan eksi 5,4. Buradan x'i çekersek arkadaşlar x buradan 0,9 TL gelecektir. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, güzel bir soruydu. Sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet, örnek 7. Bir sütçü kilosunu belirli bir fiyattan aldığı sütü ne diyor arkadaşlar? %40 karla satmaktadır. Sütçü satıştan öncelikle ne diyor? Saf süte sütün 1 bölü 4 kadar su katmaktadır. Suya para ödemeyen sütçünün satıştaki gerçek karı yüzde kaçtır? Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. 1 kilogram süt ne olsun arkadaşlar? 1 kilogramı 100 kuruş olsun arkadaşlar. 100 kuruş olsun. Şimdi 4 kilogram alsın. 4 kilogramına ne olur arkadaşlar? 4 çarpı 100'den 400 kuruş öder. Bu nedir? Maliyettir arkadaşlar. Maliyettir. Şimdi 4 kilograma ne yapıyor arkadaşlar? 4 kilogramın 1 bölü 4'ü kadar ne katıyor? Yani 1 kilogram ne katacak arkadaşlar? Su katacak. Elimizdeki ne olacak o zaman? Elimizdeki ürün 4 artı 1'den 5 kilogram oldu arkadaşlar. Şimdi %40 karla satıyor. O halde maliyet 100 kuruştu. Kar zarar biliyorsunuz maliyet üzerine hesaplanır demiştik arkadaşlar. %40 karla ya yani %40 fazlası demek ne demek arkadaşlar? 140'a satıyor anlamına gelecek. 140 kuruşa satacak. O halde 5 kilogram arkadaşlar nedir? 5 kilogram ürün var elimizde. 140 kuruştan satarsak arkadaşlar ne olacaktır? 700 kuruş kazanılacak. Bu kazanç arkadaşlar. Kazanç. Peki kar nedir arkadaşlar? Kar maliyet satış eksi maliyet. Yani satış eksi maliyet. Yani ne olacak arkadaşlar? 700 kuruş satışımız var. Eksi maliyetimiz 400 kuruştu. Ne kadar? 300 kuruş kar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi o halde 400 kuruşluk maliyette 300 kuruş kar varsa arkadaşlar yüzde kaçtır arkadaşlar? Çapraz çarpım yapalım. Nedir? Soru işareti eşittir. 300 çarpı 100 bölü 400 arkadaşlar. Buradan sıfırları silelim. Buradan ne gelecek? 75 gelecek arkadaşlar. Yani %75 neyi varmış? Karı varmış gerçekte. Evet, sıradaki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, uygulama 6. Bir bakkalın terazisi %20 fazla göstermektedir. Bundan habersiz olan bakkal müşteriye kilosu 3 TL olan pirinçten bozuk teraziyle tartarak 24 kilogram pirinç satıyor. Buna göre müşteri pirince kaç TL fazla ödemiştir? Şimdi arkadaşlar %20 fazla gösteriyor. Gerçek ağırlığı ne olsun arkadaşlar? Gerçek ağırlığı x kilogram olsun.
Şimdi x kilogram %20 fazla gösteriyorsa, yani %120 ise, %20 fazlası demek neye eşitmiş arkadaşlar? 24 kilograma eşitmiş. Silelim. Evet, 12'ye böl 1, 12'ye böl 2, içler dışlardan x eşittir 20 kilogram. Yani adamın aldığı pirincin gerçek kilogramı 20 kilogrammış. Şimdi müşterinin ilk ödenen nedir? 24 çarpı 3'ten 72 TL ödemiştir. Ödemesi gereken 20 çarpı 3'ten 60 TL'dir arkadaşlar. Aradaki farka bakarsanız nedir? Müşteri 12 TL fazla ödeme yapmış oluyor. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. Evet, sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir markete ait manav ve bakliyat reyonundaki tartıları teftiş eden Ahmet Bey, tarttaki ölçüm hatalarını bir kağıda yazıyor. Ahmet Bey'in küçük kızı Defne bu kağıdı yırttığı için bazı bilgiler okunamamaktadır. Markette alışverişe gelen Mehmet Bey 8 kilogram elma ve 9 kilogram nohut alıyor. Mehmet Bey hatasız teraziyle ölçüm yaptığında aldığı iki ürünün toplamını 16 kilogram olarak ölçüyor. Buna göre bakliyat rolündeki tartı ile ilgili kağıtta yazan bilgi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar ne diyor? Manav %20 eksik tartıyormuş. 8 kilogram elma alıyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? Elmanın 80 bölü 100'ü, %20 eksiye neye eşitmiş arkadaşlar? 8'e eşitmiş. Şimdi buradan sıfırları silersek 8'e böl 1, 8'e böl 1. Elma nedir arkadaşlar? Gerçekte 10 kilogram. Bu nedir? Gerçek ağırlığı arkadaşlar. Gerçek ağırlığı. Şimdi toplamda 16 kilogram ürünü almış hatasız teraziyle tarttığında. O halde şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? 16 eksi 10 kilograma elma, o zaman nedir? 6 kilogram ne almış arkadaşlar? Nohut. Bu da gerçek ağırlık. 9 kilogramda arkadaşlar. O halde ne oluyor? Arada ne fark var arkadaşlar? 9 kilogramda 6 kilogram olarak aldığını gösteriyor. O halde 3 kilogram fark var. O halde şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? 6 kilogramda 3 kilogram fazla tartıyorsa, fazla ise yüzde kaç fazla tartar arkadaşlar? Buradan soru işareti ne gelecektir arkadaşlar? 50, yani %50 ne yapar arkadaşlar? Fazla ölçüm yapar. %50 fazla. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. Evet, sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Uygulama 8. Aşağıdaki tabloda bir manavın sattığı iki çeşit elmanın alış ve satış fiyatları verilmiştir. Bu manavın 1 kilogram elmayı bir hafta depolama maliyeti 10 kuruştur. Bu manav 20 kilogram Amasya ve 30 kilogram Isparta elmasını 5 hafta depoladıktan sonra satıyor. Buna göre manav elmaların tamamının satışından kaç TL kar elde eder? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. 10 kuruş diyor arkadaşlar. Bunu TL'ye çevirelim. 1 bölü 10 TL yapar. Şimdi bir hafta depolama maliyeti 1 bölü 10 TL 1 kilogram için. O zaman elimizde toplamda kaç kilogram var arkadaşlar? 50 kilogram var toplamda. O halde 50 çarpı 1 bölü 10 çarpı 5 hafta kalıyor arkadaşlar. Buradan ne olacaktır? 25. Bu 25 TL nedir arkadaşlar? Depo maliyetidir. Depo maliyeti. Şimdi tabloya bakalım arkadaşlar. Alış fiyatı Amasya elmasının 2,5, satış fiyatı 5 TL ise kar nedir arkadaşlar? Kilogram başına kar 2,5 TL'dir. Burada kilogram başına kar nedir? 1,5 alıp 4,5'e satıyorsa 3 TL'dir arkadaşlar. O zaman şöyle karı bir hesaplayalım arkadaşlar. Karı hesaplayalım. Nedir? 20 kilogram elma var. 2,5'tan satacağız arkadaşlar. 20 kilogramı 2,5'tan satacağız. 20 çarpı 2,5 artı nedir? 30 kilogram var. 3 TL'den satacağız. O halde nedir arkadaşlar? 50 artı 90'dan 140 TL ne vardır? Kar vardır arkadaşlar. O zaman nedir arkadaşlar? Depo maliyetini bundan düşersek ürün satışında 140 TL kar. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Ürün
kar diyelim buna. Üründen ettiği kar. O zaman son kısımda arkadaşlar kar 140 eksi nedir? 25 TL depo maliyetinde düşersek 115 TL karı vardır depo maliyeti hariç arkadaşlar. Yani depo maliyetine düştüğümüz zaman 115 TL kar elde ediyor. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Örnek 8. Yaş üzüm kurtulduğunda kütlesinin %40'ını kaybediyor. Bir satıcı satıştan %20 kar elde edebilmek için yaşken kilosunu 2 TL'den aldığı üzümü kurduktan sonra kilosu kaç TL'den satmalıdır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir tablo yöntemiyle çözelim. Yaş diyelim arkadaşlar. Yaş, kuru. Şimdi yaş, ağırlık diyelim arkadaşlar. Ağırlık, fiyat diyelim. Birim fiyatı. Şimdi ağırlığı 100 kilogram olsun arkadaşlar yaşken. Kuruduğunda ne oluyor arkadaşlar? %40'ını kayıp. %40 kayıp var. O halde ne olacak arkadaşlar? 60 kilograma düşecek. Fiyatı, birim fiyatı 2 TL idi yaşın. O zaman buradan nedir arkadaşlar? 200 TL yapacaktır arkadaşlar. Şimdi kuruduktan sonraki birim fiyatını bilmiyoruz. 60x TL'dir arkadaşlar. Bizden ne olmasını istiyor? %20 kar elde edebilmek için diyor. Yani %20 kar, %20 kar. Şöyle diyelim arkadaşlar. %20 kar diyelim. %20 kar. O halde 200'ün %20 kar, yani %120'si ne yapar arkadaşlar? 240 TL olması lazım. O zaman 60x'in neye eşit olmasını istiyoruz arkadaşlar? 60x'in 240'a eşit olmasını istiyoruz. Bu durumda x ne olur arkadaşlar? X 4 olursa ne olacaktır? %20 kar etmiş olacağız arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Örnek 9. Bir manav 1 kilogram mandalinayı 1 kilogram portakaldan %25 daha pahalı almıştır. Portakalın satış fiyatını %50 karla belirleyen manav portakal ve mandalinanın kilosunu aynı fiyattan satmaktadır. 20 kilogram portakal ve 30 kilogram mandalina satarak 150 TL geri elde eden manav satıştan kaç TL kar etmiştir? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. 1 kilogram portakal 100x liradan, 1 kilogram portakal 100x. 1 kilogram mandalina ne olur o zaman arkadaşlar? %25 daha pahalı olduğuna göre 125x olur arkadaşlar. Bunlar ne olsun? Alış fiyatları arkadaşlar. Satış fiyatını belirleyelim arkadaşlar. Satış fiyatları aynı diyor arkadaşlar. 150x olsun. 150x olsun. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Her ikisini de 150x'ten satacağız. 20 kilogram portakal var arkadaşlar. 20 kilogram portakal 150x'ten satıyorum. Artı 30 kilogram mandalina yine 150x'ten satıyorum. Ve 150 TL ne yapıyorum? Gelir elde ediyorum. Arkadaşlar denklemin her tarafını 150'ye bölelim. İşlem kolaylığı olması için. O halde ne olur arkadaşlar? 20x artı 30x eşittir 1 ise x buradan arkadaşlar 1 bölü 50 gelecektir arkadaşlar. X 1 bölü 50 olarak geldi. Buna göre kâra bakalım arkadaşlar. Şimdi kârımızı hesaplayalım. Kâr. Şimdi arkadaşlar 20 kilogram var. Kârımız ne olacak? Portakaldan 50x kadar olacak. 30 kilogram var. Mandalina'dan karımız ne olacak arkadaşlar? 25x kadar olacak. O halde burayı toplarsak arkadaşlar ne yapıyor? X'i direkt yerine yazalım isterseniz. 50 çarpı 1 bölü 50 artı 30 çarpı 25 çarpı 1 bölü 50. Sadeleştirelim arkadaşlar. Şuradan 50'ler gitti. 2 kaldı. 2'ye böl 15. Yani 20 artı 15'ten karımız 35 TL olacaktır arkadaşlar. Evet, son sorumuzda arkadaşlar kar zarar bitti. Şimdi indirim ve
zam problemleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, indirim ve zam problemleri. Etiket fiyatı. Arkadaşlar, etiket fiyatı ürünün üzerindeki fiyat. O fiyatlarda nedir arkadaşlar? Kar ilave edilmiş hali, yani karlı satış fiyatı demektir. Zamlı fiyat etiket fiyatı artı zam miktarı. İndirimli fiyat etiket fiyatı eksi indirim miktarı. Arkadaşlar, indirim ve zam etiket fiyatı üzerinden uygulanır. Şimdi etiket fiyatı E olan bir malın %x zamlı satış fiyatı, arkadaşlar bunu önceki videolarımızda söylemiştik, işte %x fazlası ya da %x eksi olarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi sorularımızda devam edelim arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Ayakkabı mağazası. Bir ayakkabı mağazası ayakkabılara vitrinde yazan indirimi uyguladığında bir günde satılan ayakkabı sayısının %30 arttığını görüyor. Buna göre bu mağazanın kasasına giren günlük para yüzde kaç artar diyor arkadaşlar. Şimdi ne diyelim ilk durumda arkadaşlar? Birinci durumda fiyat adet diyelim arkadaşlar, tablo şeklinde. Birinci durumda arkadaşlar 10 ne olsun? 10 liradan 10 tane satsın arkadaşlar. 10 liradan 10 tane satsın. Bir günde o zaman ne olur? 100 TL kasaya giriş olacak. İkinci durumda arkadaşlar %20 indirim yaparsanız 10 TL'ye %20 indirim, yani yüzde neyini hesaplıyorsunuz arkadaşlar? %80'ini hesaplıyorsunuz. Ne olacak arkadaşlar? 8 yapacak. Ürün ne oldu? 8 liraya düştü. 10 taneden %30 artıyorsa %130'unu hesaplarsanız arkadaşlar, %30 fazlası demek, o da 13 tane oluyor arkadaşlar. 13 tane. 8 liradan 13 tane satarsanız kasaya giren para 104 TL olacaktır. O zaman ne oluyor arkadaşlar? %4 artış oluyor. %4 artış. Evet. Güzel ve kolay bir soruydu arkadaşlar. Evet, CGS 2017 ile devam edelim arkadaşlar. Ne diyor? Bir mağazada tüm gömleklerde etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapılmıştır. Ayrıca mağazada satışları artırmak için iki gömlek alan müşterilere ucuz olanı için indirimli fiyat üzerinden %20 indirim daha uygulanmıştır. Bu mağazadan fiyatları farklı iki gömlek alan bir müşteriye her bir gömlek için etiket fiyatları üzerinden eşit miktarda indirim yapılmıştır. Bu müşteri mağazaya toplam 90 TL ödediğine göre müşteriye yapılan toplam indirim kaç TL ödüyor? Arkadaşlar, diyelim pahalı olan, pahalı olana 100x TL diyelim, ucuz olana ne diyelim arkadaşlar, 100y diyelim fiyatına. Şimdi indirim oranına bakarsanız, hatta indirim miktarına bakarsanız %25 indirim yaparsa 25x kadar indirim yapıyor. Ucuz olana 2 indirim yapıyor arkadaşlar. Önce bir ne oluyor, 100y'ye %25 indirim yapıyor, yani ne oluyor, fiyatı 75y'ye düşüyor. Daha sonra bu 75'e ne yapıyor arkadaşlar? %20 indirim daha, yani neyini hesaplıyoruz? %80'ini hesaplıyoruz arkadaşlar 75'e'nin. O da ne yapıyor arkadaşlar? 60'e, yani ucuz olanın fiyatı 60'e düşüyorsa yapılan indirim ne kadardır? 40'e kadardır. Bize ne söylemiş? İndirim miktarları eşit. Yani 25x eşittir 40y'dir arkadaşlar. Ne yapalım? Komple 5'e bölelim arkadaşlar. 5x eşittir 8y. Buna ne diyelim arkadaşlar? 8K diyelim. Y ne diyelim? 5K diyelim. Şimdi ödenen miktarlara bakacak olursak arkadaşlar, ödenen miktarlar 100x gömlekte 25x indirim yapıldı. 75x ödendi. Ödenen diyelim arkadaşlar. Ödenen. Evet. Artı 100y'de 40y indirim yapıldı. 60y ödendi. O halde 75 çarpı x'e 8K dedik. Artı 60 çarpı 5K'dan. Burası ne yapacak arkadaşlar? 900K yapacak. Bu da neye eşitmiş? 90 TL'ye eşitmiş. O zaman K buradan ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 10 olur. Şimdi K 1 bölü 10. İndirimlerin toplamına bakalım arkadaşlar. Toplam ne kadar indirim uygulanmış? Toplam indirim diyelim. İndirim. Evet, 25x artı 40'ye kadar indirim uygulandı arkadaşlar. Evet, burada x yerine ne yazalım arkadaşlar? X yerine 8K, y yerine de 5K yazarsak toplamda uygulanan indirim ne kadardır arkadaşlar? 400K kadardır. K'yı da 1 bölü 10 bulmuştuk arkadaşlar. 400 çarpı 1 bölü 10'dan ne kadar indirim uygulanmış? 40 TL indirim uygulanmış arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet, sıradaki sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar.
Evet, uygulama 9. Ne diyor? Bir ekmek fırını marketlere sattığı ekmekler için iki ayrı kampanya düzenlemiştir. Bu fırından 250'den fazla ekmek alan bir market sahibi her iki kampanyaya göre aynı parayı ödediğini görüyor. Buna göre market sahibi kaç ekmek almıştır? Birinci kampanyaya bakacak olursak arkadaşlar 100 ekmekten sonraki ekmeklerin birim fiyatı %10 indirimli. İkinci kampanya 250 ekmekten sonraki ekmeklerin birim fiyatı %20 indirimliymiş. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Fazladan ne yapsın arkadaşlar? X tane ekmek alsın. Şimdi hatta şöyle diyelim. 250 artı X tane alsın. 250 artı 250 artı X. 250'den fazla dediği için. Şimdi ekmeğin birim fiyatına ne diyelim? ATL olsun. Ekmeğin birim fiyatı ATL olsun. Şimdi arkadaşlar birinci kampanyaya göre ne diyor arkadaşlar? 100 tane ekmek alıyor. ATL'den 100 ATL ödüyor. Artı ne oluyor? 250 artı x almıştı. 100'ün üstündeki her ekmek yani 150 artı x tane kaldı arkadaşlar. Bunda %10 indirimli. A'ydı. %10 indirimlisi ne yapar arkadaşlar? 90A bölü 100 yapar arkadaşlar. 90A bölü 100 yapacaktır. İkinci kampanyaya bakalım arkadaşlar. Ne oluyor? 250 tane aldı A liradan. Artı ne oluyor arkadaşlar? %20 indirim yapılıyor fiyata. Geri kalan X tane %20 indirim yapıyorsa arkadaşlar 80A bölü 100'den alıyor burayı da. Ve her ikisinde de ödediği miktar eşitmiş arkadaşlar. O halde bu denkleme eşitlersek arkadaşlar ne yapalım? Şuradaki sıfırları silelim arkadaşlar öncelikle. 100A artı 150 artı x, 150 artı x çarpı 9a bölü 10 eşittir 250a artı 8ax bölü ne olacak arkadaşlar? Şöyle yapalım. Bölü 10 diyelim arkadaşlar. Evet, bu eşitlikten arkadaşlar x'i çekmemiz lazım. O halde x buradan ne gelecektir arkadaşlar? X buradan 150 gelecektir. Şimdi x eşittir 150. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Kaç ekmek almıştır diyor. Ne demiştik? 250 artı x demiştik arkadaşlar. 250 artı x'i de 150 bulduğumuza göre 150'den 400 ekmek almış olacak. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uygulama 10 kâr zarar probleminin son sorusundayız. Yukarıda aşırı hız nedeniyle ceza yiyen sürücü için düzenlenmiş bir ceza kuşanağı görülmektedir. Sürücü bu cezayı 15 gün içerisinde öderse %25 indirimli, 30 gün içerisinde öderse aynı miktarı, 30 gün sonra öderse %5 zammı ödeyecektir. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Tebligat tarihine bak. Ne diyor? 9. ayın 1'i. Ödeme tarihi eğer 10. ayın 17'si olursa arkadaşlar arada kaç gün var? 30 günden fazla. 30 günden fazla. Yani ilkine göre öderse 30 günden fazla. 30 günden fazla olursa ne oluyor arkadaşlar? %5 zammı ödüyor. O halde birincisi için arkadaşlar 30 günden fazla ödediği için %5 zammıysa gelen ceza 2000 TL. 2000 TL'yi %5 fazla öderse yani %105'ini hesaplarsanız arkadaşlar ne yapacaktır? 2100 TL yapacaktır arkadaşlar. Şimdi ikinci tarihe bakacak olursak arkadaşlar 9. ayın 12'si. Eğer ikinci tarihe göre ödeme yaparsa arkadaşlar arada kaç gün var? 11 gün. 11 gün var. Yani hangisine göre ödemiş oluyor? 15 gün içerisinde yani %25 indirimli ödeyecek ikincisine göre. %25 indirimli öderse arkadaşlar 75 bölü 100'ünü hesaplarsak ne yapar arkadaşlar? Sıfırları silersek 1500 TL yapacaktır. O halde aradaki farka bakarsak 600 TL fark vardır. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kar zarar problemlerini de bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Karacan TV'de kalın. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.